Motorcu muhabbetinden merhaba. Bugünkü videonun konusu biraz farklı. Bugünkü videoda sosyal mesaj var. Kamu spotu yapıyorum bugünkü videoda. Motorcu ne demek? Motorcu kime denir? Motorcu nasıl olunur? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hatta mümkünse tartışma ortamı yaratmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de motorcu kelimesinin sözlük anlamı karşılığı çok acayip bir yerlerde. Yani şuysan motorcusun, buysan değilsin gibisinden böyle çok net bir yargı var. Bu da beni rahatsız etmeye başladı. Etrafımda gördüklerim, efendime söyleyeyim, konuştuğum insanlar. Bu konuya bir dokunmak istiyorum ya. İnsanların bir kuyruğuna basmak istiyorum. Bir rahatsız etmek istiyorum insanları. Şimdi nereden başlayayım ilk önce? Şöyle, hadi en tepeden başlayalım. Lan binlik motor adam motorcu değildir. Hadi bakalım. Konuya buradan girersek nereden çıkacağız? Göreceğiz. Şimdi söylemek istediğim bazı şeyler var. Motorculuğun, motorcu olmanın CC ile hiçbir alakası yok. 1000 CC, 1300 cc, 500 cc, 600 cc, 250 cc motorcu olup olmadığına dair insanın hiçbir şey kanıtlamaz. Ne kadar fazla cc kullanırsa o kadar iyi motorcudur diye bir anlayış var. Böyle bir şey olmaması lazım çünkü motorcu bununla tartılabilen bir şey değil. Binlik racing kullanan adam tamam motorcu olabilir. Peki 1700 kullanan o ne oluyor? Bu Allah falan oluyor o zaman yani. O yüzden bazı konularda insanların birbirlerine destek olması gerekiyor. Özellikle 600'lük binlik kullanan insanların çoğunda gördüğüm şey, hani bir 250, bir 125 gördükleri zaman, hani zaten Türkiye'de selam vermek diye bir şey yok, alışkanlık yok, ama onun dışında da çok böyle bir takmaz, bir biplemez bir olay var. Bu da beni rahatsız ediyor. Bana da gelen bazı mesajlar var. Arkadaşların isimlerini vermemekle birlikte mesajlarında ne yazdığını konu olarak söyleyeceğim. Mesela şöyle diyorlar. İşte ben şimdilik 125 kullanıyorum. İleride inşallah 600 alırsam o zaman motorcu olurum. Hayır, böyle bir şey yok. Yani ileride 600 alınca motorcu olmuyoruz. Sen zaten motorcusun. Motor kullanmayı seviyorsan, motoruna bakıyorsan, motorunu tanıyorsan ve bir şekilde motor kullanma olayına saygı duyuyorsan, bu nasıl olur? Ekipman giyerek olur, kurallara uyarak olur, işte motorculara yardım ederek olur. Eğer bunları yapıyorsan sen motorcusun. Kullandığın CC'nin hiçbir önemi yok. 25 CC kullan, 50 CC kullan. Eğer bir insan selam vermiyorsa, insanlara yardım etmiyorsa, efendime söyleyeyim, başka motor kullananları küçük görüyorsa, 1000 olsun, 1300 olsun, 1700 olsun, ben onu motorcu saymam. Hiç de rahatsız olması kendisi. Bir adam kask takmıyorsa, eldiven, hadi eldiven biraz da, eldiven de takmıyorsa, taktırmıyorsa hatta, yani birini uyarmıyorsa, bak kardeşim sen kask takmıyorsun. Bazı insanlar var, ya kask bu havada takılır mı ya falan, ceket giyilir mi ya falan havalarına giriyorlar. Bu da beni gerçekten rahatsız ediyor, yani tüylerim diken diken oluyor. Milleti ölüme yollamak niye insanları bu kadar mutlu ediyor anlamıyorum. İşte o tarz insanlar benim gözümde motorcu değiller. O tarz insanlar benim gözümde motor kullanan insanlarlar. Motor kullandım, tamam güzel. Yani uçak kullanmak gibi bir şey. Uçağı herkes kullanır. Girin pilotun şeyine, kabinine. Pilot kaldırsın uçağı. İki tane şey var biliyorsunuz. Direksiyon mu denir artık ona? Kontrol şeyi, stick, joystick diyelim. İki tane joystick var şeyde, oyunda. Uçak kaldırıldıktan sonra o adam size joystick'i verse, siz de uçurursunuz o uçağı. Çok zor bir şey olmasa gerek. Düz tutacaksınız. Sağ ayaklı mı sola, sola ayaklı mı sağa döndüreceksiniz falan filan. Binlik motor, 1700'lük motor da böyle bir şey. Herkes kullanabilir. Kullanamazsınız diye bir şey yok. Yani başlangıç motor olarak binlik alabilir miyim, ölür müyüm? Ölmeyebilirsin, kullanabilirsin, hiç belli olmaz. Ama diğer motorlara göre zorluk çekeceğin kesin. Ağırlık olsun, gaz kontrolü olsun. Yoksa kullanılmaz diye bir şey yok, kullanamazsın diye bir şey yok. Herkes her şeyi kullanır. O yüzden de
Daha ilk motoru 1000'lik almış, daha ikinci vitese atamamış insanlar. Ben senden daha iyi motorcuyum diye ortalıkta dolaşıyor. Bu insanları da bir şekilde deşifre etmek gerekiyor. Bu insanları nasıl deşifre edeceksiniz? Piste çağıracaksınız. Piste çağırıp alacaksınız ifadesini. Şimdi motorcu olup olmamakla ilgili daha çok konuşulur ama çok fazla gelen bir soruydu. 250 cc ile işte ne kadar ilerletebilirim kendimi? 250-600 kullanmadan işte neler yapabilirim? Bu tarz bir sürü soru alıyordum. Şimdi 250 cc ile yapabilecekleriniz gerçekten sınırsız. 600 ile yapamayacağınız şeyleri 250 ile yaparsınız. Eğer bunun garantisini istiyorsanız onu da vereceğim. Hemen bu videonun arkasından vereceğim hatta. Şimdi ne oldu? Bir arkadaş da hatta şöyle bir şey sormuş. 250 cc ile piste çıkılır mı diye bir soru sormuştu. Onun da cevabı bu olsun. 250 cc'yi piste çıkardık. Denemek amaçlı. Önceden söylemem gereken bazı şeyler var. Bir tanesi, bu piste çıkaran arkadaş daha önce de piste çıkmıştı. O yüzden biraz kendini ilerletme şansı oldu. Bu yüzden de hani bunun yaptıkların hepsini yapabilirsiniz, ilk piste çıktığınızda yapın demiyorum. Ama böyle bir şeyin mümkün olduğunu size göstermek istiyorum. Bu işi gösterme olayını da teknik servisten yedek parçamı aldıktan sonra yapacağım. Ne diyorduk? Eğitim şart diyorduk. Evet, eğitim şart. Eğitim niye şart? Bir şey için alıştırma yapmadan, antrenman yapmadan o şeyi elde etmeniz gerçekten zor oluyor. Ha, edebilir misiniz? Edersiniz, şanslısınızdır ya da çok yeteneklisinizdir, hiç belli olmaz. İlk denemede başarabilirsiniz ama yine de yapamazsınız, edemezsiniz. Benim sevdiğim kelimeler değil. O yüzden söylemeyi tercih etmiyorum. Çalışsanız daha iyi olur. Tavsiye ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü piste çıktığınızda, daha ilk piste çıktığınızda, evet ben dizi değdireceğim, işte dirsek kafa gözü değdireceğim falan derseniz kafanız gözünüz değer ama dirseğiniz değmez. O yüzden yavaş yavaş, alıştıra alıştıra yapın. İlk önce bir piste alışın. Ondan sonra bir çizginizi belirleyin. Çizginizi belirledikten sonra tekniğinizi oturtun. Ondan sonra dizinizi, dirseğinizi düşünün. Eğlencesi o zaman çıkıyor. Yoksa ilk kez piste çıkıp da yerleri öpen bir sürü adam oluyor yani. Olmuyor değil. 250 cc bile değil. 600'lükler, 1000'likler almış. Dipsiz lastiği almış. Cilli ama öpüyor yeri, yapacak bir şey yok. Belki pisti çok sevdiğinden öpüyordur ama artık o onun kendi tercihlerinden. Şimdi CBR 250'yi piste çıkardık. Motorun üstünde orijinal lastiği vardı. Orijinal lastiğin markası sanırım Roadwinner. Yol kazanır yani. Motor kazanmaz, her zaman yol kazanır. Güzel de kayan bir lastik aslında ama pistin asfalt kalitesi sebebiyle motorda diz değdirmek mümkün oldu. Bunu da tabii ki İstanbul Park'a borçluyuz. Böyle bir heyecan, böyle bir eğlence yaşattığı için. Onun görüntülerini de hemen bu videonun arkasına koyacağım. Aslında bu videoya link koyayım. Çünkü daha sonradan sadece o CBR 250 videosunu izlemek isteyen olursa tekrardan videoyu baştan sona izlemek zorunda kalmasın. Açıklamalar bölümüne de linkini yerleştiririm. Ayrıyeten tek başına izlemek istiyorsanız da YouTube kanalında, Motorcu Muhabbeti'nin YouTube kanalına girip kısa kısa bölümünden yine videoya ulaşabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdilik motorlarla ilgili söyleyeceğim şey bu kadar. En azından pistle ilgili söyleyeceğim şey. Ama motorculukla ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var. Eklemek istediğim bazı şeyler var. Hiç kimseye kulak vermeyin. Ne kullandığınız önemli değil. 50 cc, 120 cc, 250 cc. Eğer kendinizi motorcu hissediyorsanız, motorunuzu seviyorsanız, motorculuk camiasına saygı duyuyorsanız, siz motorcusunuz. Bunun ikinci kez düşünmenize hiç gerek yok. İsterse 1000'lik kullansınlar, isterse 600'lük, isterse 1500'lük, 2000'lik kullansınlar. Eğer siz gerçekten kendinizi iyi bir motorcu hissediyorsanız, hiç kimse sizden daha iyi bir motorcu değildir. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü genç bir sürü arkadaş var. Düşündükleri şey, 125 cc alınca
bana saygı duymayacaklar. Bırakın duymasınlar. O onların ayıbı. Yani sizin yaptığınız bir şey değil. Siz motor kullanmayı seviyorsunuz. Motorculuk camiasına saygı duyuyorsunuz. Onlar size saygı duymuyorsa, onlar kendini sizden üstün görüyorsa, o onların problemi. Sizi hiç alakadar etmez. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Motorcu muhabbetinin bu bölümünü de burada kesiyorum. CBR 250 videosunu izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Çok eğlenceli, güzel bir video oldu. Pistte arkada özellikle takip ettim videoyu çekebilmek için. Bayağı da eğlendik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.